Evet, merhaba. Sesimiz nasıl gidiyor? Bir önce bir onu kontrol edelim. Gruplarımızda da paylaşalım linkimizi. Herkes görsün gelsin diye. Evet, sesimiz geliyor arkadaşlar. Benim geliyor mu? Biraz şöyle bir bakayım. Seninki de yayına yansıyor mu? Evet, tamamdır. Yavaş yavaş artmaya başladık. Efendim, 34. video böyle numara vermeye başladım artık. 34. tatlı perşembemiz. Tabii arda arda 34. olmasa da ara aralarla beraber bu 34. programımız arkadaşlar. Mesut geçen sene de programımıza konuk olmuştu. Bu sene de sağ olsun bizi kırmadı. Aynı şeyleri konuşmayacağız. Önceki videoları izledik. Dedik bunları konuşmayalım. Yeni Bunları dönem, tamamen yeni ayrı tutarak ne konsept. yapabiliriz, ne konuşabiliriz diye düşündük. Ben tabii gelen sorularla beraber şekillenecek bir program var ama benim geçen programda bahsettiğim işte mutlulukla beslenmenin ilişkisi üzerine de konuşacağız. Ben onu bu programa bırakmıştım dedim ki yani şimdi bilmediğim konularla ilgili ahkam kesmeyeyim. Uzmanı var. Estağfurullah. Uzmanı varken şimdi durduk yere burada hani şunu yiyin bunu yemeyin demenin de hani bana düşmez yani. Mesut sen söyle diye seni çağırdım. Şunu ye bunu yeme de. Estağfurullah. Hoş geldin Herkese Mesut'cum. merhaba. Hoş bulduk abi. Herkese Nasılsın? merhabalar. Keyifler nasıl? İyi sayılır. Yani yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Sağlık İnşallah sağ diye. bugün yani idare eder ya. İyi işte. Yani. Büyük bir problemi. Yani mutluyuz. Mutsuzuz. Size Bahtiyarız. tabii en sık sorulan soru bu değil mi? Sağlık sağlık nasıl? Evet. Size ne Sağlık zaman? sıhhat nasıl? İyi demek hep böyle klişe bir cevap olmuştur. Yani ya da Bence bizde de de. kötü demek klişe olmuş olabilir. Yani bazısı mesela sürekli kötü. Hani Evet. Ama bugün öyle bir senle şey de var. girizgah yapmadan önce bir şey demiştik ya, depresyonla ilgili bir şey konuşmuştuk yani, Evet. hani belki depresyon Evet. olabilir. Ya depresyonla ilgili mesela şimdi depresyona iyi gelen yiyecekler üzerine de konuşabiliriz aslında ama Ah şimdi tamam, evet. hani mesela Dönüncü. depresyon özellikle bir şeyi konuştuk. Şimdi ne zaman hani seni görsem dedim enerjiksin. İki neden olabilir. Ya ağır depresyon ya da fazla uyaran almış olabilirsin diye ben çok fazla kahve içiyorum. O yüzden ona bağlıyorum. Çünkü depresyon gerçekten boş insan işi. Yani hani işi gücü olmayan insan depresyona girer. Ben buna inanan bir adamım. Benim boş vaktim yok. Yani depresyona gireceğim ama vakit Evet. bulamıyorum. Yani Rahat bu rahat çünkü. tabii senin teorin bu yönde, ama tabii bazen çok yoğun olup da depresyona giren insanlar da var. Nasıl vakit Ama buluyorlar? Ben de onu anlamıyorum işte yani. farklı bir mekanizma, yani depresyon mekanizması biraz da bağırsak sağlığını falan ilgilendiriyor. Hafiften böyle bir giriş yaparsan. Evet, sen şöyle bir olayın bilimsel Ha. tarafından bir gir bakalım. Ya Mutluluk ve depresyon işte işi, depresyona iyi gelen. evet. Şimdi aslında biz başlığı atarken, hani sen benden başlık ile ilgili Evet. bazı şeyler istemiştin. Ne demiştik orada? Ben şu başta da unuttum gerçi. Yemeği Neydi? bırak, Yemeği bırak. beslenmeye bak demiştim. Ha, yemeği bırak, beslenmeye bak. Aslında işin Evet. temelinde tabii özünde o var yani. Yani insanlar beslenmeyi böyle bazen işte çok böyle formal bakmayı bırakıp da işte o günün konsepti neyse işte Hı diyet hı. isimleri falan çıkıyor. Hani biliyorsunuzdur bunu, çok Evet, yaygın bir yok diyor şekilde. olanlar, mukanlar. Aristo diyeti, işte bilmem Dukan diyeti, Karatay diyeti vesaire vesaire, işte WASP protokolü, Paleo diyeti, şimdi Pagan diyeti falan vesaire çıktı. Bunlar çıktı. Bunlar söz konusu olunca belirli konular üzerine eğiliniyor. İşte bu depresyon da bunlardan biri. Ondan sonra Gerçi ikinci bilgi beyin meselesi kirliliği var çıktı. onunla ilgili de. Yani bu diyetlere Tabii ilgili de internet aslında falan bilgi kirliliği var. şu var, biliyor musun? Yani özünde orta duran bir bilgi var, ama onu vermek yerine onun üzerinden biraz daha böyle nasıl prim yaparım ya da işte Tabii. ticarileştirebilirim meselesi var. Şimdi sen işin özünü anlatınca da insanlar böyle bir dona kalıyor falan Hı. vesaire. Çünkü sonuca çok kısa ve çabuk ulaşmak istiyor herkes. Uğraşmak istemiyor. Yani buna zahmet harcamak istemiyor. Bilgi almak isteyen de, vermek isteyen de. Vermek isteyenin bir çıkarı var. Çünkü bundan büyük para kazanmak ya da büyük bir ticari bir faydalanmak istiyor. Ama almak isteyen de hemen kısacık zaman içerisinde
çok çabuk bunu halledeyim. Bu sorundan Evet. kurtulayım. İşte kilo ise kilodan kurtulayım. Veya işte az önce depresyondan bahsettik, mutluluktan bahsettik. Hemen hızlıca haz noktasına ulaşayım falan vesaire düşünüyor. Şimdi depresyona Ha, tabii gelince bizde sosyal... hızlı tüketim olduğu için şu anda insanlarda hani her şeyi hızlı yapmanın derdinde. Yani her şeyimiz hızlı Tabii. olsun. Yani hız çağındayız diye. İyi de Evet. ya mekanizma böyle bir şey değil. Yani Değil. senin vücudunun yapısı böyle bir şey değil ki yani. Evet. Ama işte Yani bir... insanlar Evet. vücudunun yapısında internet gibi falan zannediyor. Yani enteresan bir vaziyet Ya bayağı. mekanikleşen bir sosyal yaşamdan den Evet. vurunca tabii bunu normalleştiriyor. Çünkü insanı da mekanik bir şey sanıyor. Yani bilgisayara kodu Aynen. yazarsın tık hemen o kodu girdikten sonra o işlemi yapıyor çok basit bir şekilde. Veya işte hesap makinesine girdiğin zaman bir takım işlemleri çok hızlı yapabiliyorsun. Şimdi depresyondan bahsetmiştik. İşte mutlu olmanın bir yanı biyolojik bir yanı, manevi bir yanı fizyolojik. Yani örneğin egzersiz yaparsınız, o zaman bir rahatlama hissedersiniz değil mi? Çünkü sen ne yapıyorsun? Kortizol seviyesini düşürüyorsun egzersiz Evet. yaparak. Yani. Dopamin salgılıyorsun bilmem. Evet, aynen öyle. Şimdi manevi yanı meditasyon yapıyorsun, işte namaz kılıyorsun, yoga yapıyorsun vesaire. Orada bir ruhani bir haz yaşıyorsun. O rahatlatıyor ya da müzik dinliyorsun falan vesaire. Şimdi beslenme yönüne baktığımız zaman da eğer bağırsağını güzel beslersen, yani ona iyi bakarsan serotonin ve dopamin mekanizmasını çok iyi çalıştırmış oluyor. Evet. Bu da depresyona giden yolu kesmiş oluyor. Ama yani tek düze bir beslenmeyle, şimdi klasik laflarda konuşmak istemiyorum. İşte nişastalı beslenme falan vesaire vesaire. Ama işin özü o işte. Yani o beslenmeyi terk etmediğin sürece zaman içerisinde depresyona giriyorsun. Yani bu işin yoğunluğu, işin varlığı, çokluğu, azlığıyla ilgili değil tamamen. Tabii tabii canım ben şaka yapıyorum zaten. Yok Yani yok. o. O bir yönünü ilgilendiriyor. O nedir? İşte çok fazla yükleri omuza aldığımız zaman nasıl omuzlarda bir ağır oluşursa çok yoğun bir tempoda çalıştığınız zaman isterseniz bir beyin karmaşası yani zihin karmaşası yaşıyorsun. Yani işin içinden nasıl çıkacağım düşüncesiyle bir stres hormonunu tetiklemiş oluyorsun. Ama sağlıklı beslenen bir kişinin yani bağırsağını iyi beslenen bir kişinin depresyona yatkınlığı çok yani çok az oluyor. Bu da Bu nereden bağırsak geliyor? florası dediğimiz hikaye zaten ikinci beyin diyorlar bağırsağa. Şimdi Yani bu kavrama evet yeni son sen zamanlarda mesela katılıyor musun buna? Böyle bir şey var mı sence? tabii yani şimdi bağırsaklardaki vagus sinirleri yani vagus sinirleri değil otonom sinirine işte bu beyin sapından çıkan 12 sol 12 sağ olmak üzere daldan oluşan bir vagus siniri var. Bu mideye de iniyor. Göze de iniyor. İşte kulağa da iniyor. Her yere dallanıyor. Şimdi bu beslenme ile ilgili bu bağırsaklarda sindirilen besinlerin sindirimi sonucu toksik maddelerin fazla oluşu oradaki bağırsak geçirgen hastalığı falan vesaire gibi hastalıklar var. Bunlara yol açıyor. Sonrasında ister istemez sağlıklı beslenemeyen bir vücutta beyine de toksik maddelerin geçişi olabiliyor kan yoluyla. Evet. Veya işte dopamin ve serotonin mekanizması çalışan tirozin ve triptofan diye proteinler var. Bunların işleyişleri doğru düzgün olmazsa beyindeki hücreler, özellikle mitokondriler, bugün aslında işin özünde ben mitokondriyi konuşmak istiyorum. Yani hücresel beslenmeyi nasıl yapabiliriz? Evet, Yani çok yemeği bırak önemli. beslenmeye bak derken özde hücresel beslenmeyi çok dikkate almak lazım. Yoksa Evet. mideyi doldurup doygunluk hissini uyandırmak değil beslenme. Yani o yüzden Evet. yemeği bırak beslenmeyi bak diye bir başlıkla işe başlamak istedik. Şimdi siz eğer bağırsak florasını sağlıklı bir şekilde koruyamazsanız, işte bu prebiyotik besinler, probiyotik besinler, bunları bağırsağa veremezseniz bağırsak orada açım, açım diye bağırır. Şimdi böyle olunca hem toksik madde geçişleri çok hızlanıyor, bu da vücutta birikiyor. Yani bunlar da işte beyin hücrelerinde ölümlere veya işte mitokondrilerdeki hasarlardan kaynaklanan enerji eksikliğine yol açıyor. Bu durumda sağlıklı çalışmayan beyin hücreleri zaman içerisinde kayboluyor veya küçülmeye gidiyor. Yani sonuçta ne oluyor? Depresyon oluyor, Alzheimer oluyor, demans oluyor vesaire vesaire. Birçok hastalık baş gösteriyor. Şimdi temelde bununla ilgili genetik yatkınlık olduğunu söyleyen bilim insanları da var. Bu çalışmalar var. Elbette genetik yatkınlık olan ya da genetik geçiş varyasyonları olan çok insan var. Ama ben sadece bundan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Benim düşünmem de yetmez. Yani bununla ilgili çalışmalar gösteriyor ki İnsanların çevresel faktörlerden etkilendiğini, beslenme koşullarının kötü olması sebebiyle bu tarz hastalıklara çok rahatlıkla yakalandığını söylüyorlar. Özellikle şimdi mesela tip 1 diyabetle ilgili bunun Evet. tedavisi
temelinde aslında hani genetik yatkınlık da var ama en büyük etkenin beslenme olduğunu söylüyorlar. Ve onunla ilgili kanıtlar var. Keza en ilginci Alzheimer'ın mesela bir tip 1 diyabete benzerlik gösterdiğini söylüyorlar. Yani bununla ilgili çalışmalar da var. Yani çok ilginç şeyler var. Çünkü insan vücudu keşfedilmeye açık bir yapı. Bununla ilgili daha önümüze belki keşfedeceğimiz birçok şey çıkacak. Yani işin temeline baktığımız zaman biz bağırsak floramızı iyi beslersek mutlu olmanın kapısını açmış oluyoruz. Çünkü bizim vücudumuzun açılan kapısı bağırsak. Yani şöyle düşünün, siz evinize tanımadığınız birini hemen alır mısınız? Ya da hayatınıza falan vesaire. Bizim vücudumuzun kapısı da bağırsaklar. Yani o yüzden yediğimiz gıdaya dikkat etmek zorundayız. Yani özellikle bağırsak floramız açısından. Yani çok hazır. Peki bu şimdi olabilir. Genel bir şey var, kanı var Mesut. Hani şey diye düşünülür genelde. Yani bu tarz böyle diyet işleri, işte sağlıklı beslenme işleri sanki zengin işiymiş gibi hani böyle insanlara böyle aktarıldığı için aslında bu yanlış kanı oluşuyor da. Hani sen bu konuda neler söyleyeceksin? Yani illaki zengin olmak mı gerekiyor yani böyle bir şey için ya da bir varlığın zengin olmaya gerek yok. Bilinçli olmaya gerek var. Evet, aynen öyle. Ben bunu bir türlü anlatamıyorum. Yani hazır diyor ki ya biz zengin yok. Miyiz? Hani... Yok yani. Şimdi biz kimseye her gün işte avokado sosunda somon yiyin demiyoruz yani. Ya da işte ringa balığı falan ya da işte bilmem. Havyar çok vitamini. İyi gelir. Haftada bir havyar yemeniz gerekiyor falan. Yani böyle bir şey söylemiyoruz. Aslında biz şunu diyoruz. Yani işin özünde yapmanız gereken en önemli şey taze beslenmek. Yani taze, günlük ve özellikle liflerden zengin, polifenerlerden zengin, flavonoidlerden zengin, işte antioksidanlardan zengin besinleri çok sık, yani rengarenk bir beslenme düzeni oluşmasını istiyoruz, örüntüsü oluşmasını istiyorum hastalarıma ya danışanlardan. Bunu yaptığınız sürece, yani gökkuşağı gibi beslendiğini düşün. Yani her şeyden işte kırmızı besinler var, yeşil besinler var, işte mora kaçan yaban mersin falan vesaire, bu tarz besinler. Yani bunları aldığın sürece sizin vitamin mineral eksikliğiniz olması çok zor. Evet. Bu da aslında çok büyük miktarlarda bir maddi kazanca gerek duyulmaksızın yapılabilir. Ülkemizde yapılabilir. Yani Afrika ülkesinde yaşamıyor. Sonuçta sebzesi, evet, meyvesi bol olan bir ülkedeyiz. Ama maalesef şöyle bir şey var. Yanlış tarım politikaları da sebebiyle o kadar çok pestisit ve ilaç kullanılıyor ki sebze meyve yetiştirirken. İster istemez toksik maddeleri çok fazla alıyoruz vücudumuzda. Evet. Bu yönüyle zengin olmak lazım. Çünkü organik, yani organik de demek istemiyorum ama eskiden işte 50'de 60'da bu kavramı konuşsaydınız çok komik gelirdi. Çünkü hemen hemen yani oradaki tarım faaliyetleri bugünkü organik almak istediğimiz organik besinlere yakınmıyor. Yani çok fazla pestisit, ilaç kullanılmıyordu. Yani biz eğer tarımsal faaliyetleri bu düzeyde iliştirebilirsek yani herkes buna ulaşabilir. Yani bugün İşte pazara gittiğinizde aldığınız maruldan ya da işte salatalıktan, karnabahardan, brokoliden, lahanadan bunlardan bahsedersek, bunların sağlıklı bir şekilde elde edebilirsek, yetiştirme tarzı anlamda söylüyorum, tarımsal anlamda, o zaman çok da zengin olmaya gerek yok. Halen gerek yok çünkü biz bunu talep etmiyoruz. Yani organiğe doğru bir şey yok, evrimleşme yok. Yani gidip de pazarda en güzel, en kaliteli elma diye en parlağını, en büyüğünü ve şekilsel olarak birbirine benzeyen meyveleri, sebzeleri seçersek ve hep onunla talep edersek, pazarcı da diğer organik ürünlerin satılmadığını bildiği için onu tüketiciye sunmuyor. Ya da işte üretici. Hatta elmayı işte kurtlu elma alacaksın. Hani kurt yiyorsa falan diye bir şey vardır. Yani söylence vardır şeyde. Yani Anadolu'da bu özellikle şeydir yani. Kurtlu elmayı tercih et diye bir olay vardır yani. Yani pestisit kalıntısı daha azdır. O yüzden orada bakteri üreyebiliyor veya işte bir böceklenme olabiliyor. O anlamda kurtlu elmayı alın diye söyleniyor. Yoksa diğer kurtlu elmanın kurtsuz elmadan bir farkı yok yani. Aslında öyle. Temelde yani mesele şu. Yani ürünü tüketiciye getirdiğim zaman en saf haliye getirmek lazım. Ve tüketicinin de en saf haliye tüketmesi lazım. Ama öncelikle bunu doğru planlamayla yapmak lazım. Yani sofraya gelen ürünlerin iyi bir tarımla yetiştirilmesi lazım ve sunulması lazım. Ama maalesef Türkiye'de bu yok. Dünyada da yok aslında. Yani birçok ülkede de maalesef böyle.
Bugün mesela Fransızlardan örnek verildiği zaman çok fit, sağlıklı olduğu söyleniyor. İşte ne Fransızlar gibi şu söyleniyor. Ya işte kırmızı şarap içtikleri için o şaraptaki antioksidanlar Fransızları işte sağlıklı kılıyor. Aslında hiç alakası yok. Bugün Fransa'ya gidip Fransa sokaklarını falan gören insanlar görecektir. Yani orada dar sokaklar var. İnsanlar hep böyle taze yerli üreticiden alışveriş yapıyor. Sebzesini, meyvesini falan vesaire. Günlük taze besleniyor ve olabildiğince hareketli. Yani egzersiz yapıyor. İşte bisikletle bir yere gidiyor falan vesaire. Uyku düzenine çok dikkat ediyor. İşte sanatsal anlamda bir takım faaliyetler var. Yani bu ruhu besliyor. İşte Hem az önce ruhunu bahsettiğim. besleyen hem bedenini Tabii. besleme Bu konusunda daha bütün rahatlar işi yani. yani. Bu tarz insanların hem uzun ömürlü olması bekleniyor ve öyle oluyor. Yani baktığın zaman istatistiksel şeylere Fransa'daki insanlar, Türkiye'deki insanlar arasında 7-8 sene belki de 10 sene fark var. Yaşam anlamında söylüyorum. Bir de bizim ülkemizde yani insanlar yaşadığını farz ediyor ama 70-80 yaşına kadar yaşayan bir insanın belki son 20 yılını hastanede geçiyor. Yani ya şeker hastası ya tansiyon hastası, kronik hastalıklar var, depresyon var, uyku apnesi var, işte mide fıtığı var vesairesi var. Birçok şey var. Şimdi bu insana bunun %50'sinden fazlasının beslenme ile ilgili olduğunu söylediğin zaman inanmıyor. Çünkü az önce söylediğim bu hızlı tüketim olayı var ya işte bu işin madem öyleyse niye işte hemen atıyorum mesela 40 yaşlarda olmadı ya. Ya bu uzun süreçli bir şey. Yani sen 20'li çocukluk çağında hatta yani doğarken daha anne karnında bir embriyoyken annenin beslenmesinden etkilenen bir varlıksın. O yüzden zamanında nasıl bir bina inşa edilirken sağlam ve sağlıklı inşa edilmezse sonrasında en küçük sarsıntılara dayanamaz. Beslenme de böyle bir şey. O yüzden ciddiye alın yani ciddiye alınması gereken bir şey. Uzun ömürlü olmak istiyorsanız, sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız hem bağırsağımızı iyi besleyeceğiz, hem vücudumuzu hem de hücrelerimizi iyi besleyeceğiz. Bunun için sağlıklı ve doğal yöntemlerle bu işi yapmak lazım. İşte mutluluğun kaynağı o aslında. Yani depresyona girmek istemiyorsak ya da diğer sağlık sorunlarıyla uğraşmak istemiyorsak olabildiğince sebze tüketeceğiz. O yüzden sebzeli perşembe dedik zaten Evet. Evet. Yani de. tatlı perşembe değil de sebzeli perşembe. Buna dikkat etmek lazım. Ve egzersiz. Ya şimdi tabii bizde hani aileler daha çok çocuklarına hani ne yedireceğiz ne yedirmeyeceğiz konusunda biraz şey olduğu için şimdi internetten Evet. araştırıyorlar, ona göre belli başlı şeyler yapmaya çalışıyorlar ya da işte hani başkasından duyup konudan komşudan ya da kendi aralarında konuşmalardan falan ve çoğunun beslenme sorunu var bizim hemofili çocuklarımızın. Çünkü tabii kanama geçirirken yiyemiyor. İşte midesi küçülüyor. Ona göre artık daha az yemeye başlıyor. Ya böyle ya da obezite sorunu gündeme geliyor. Yani ikisinin ortası pek yok gördüğüm kadarıyla. Sen neler tavsiye edersin özellikle Şimdi burada tabii ortası olmaz. Zaten ortası olsaydı bugün ben olmazdım. Yani diğer şeyler olmazdı. İşte bir hematolog olmazdı falan vesaire. Ben şunu söylüyorum ailelere, bana gelen küçük danışanlara önce onlara niçin sağlıklı beslenmesi gerektiğini ailenin böyle annenin babanın dikte edeceği şekilde değil de biraz daha Ne ederek? yani ortak bir dil bularak söylemesi lazım. Yani sorguladığımda, ben anamnezi aldığımda soruyorum anneye babaya. Aynı sofrada mı oturuyorsunuz? Evet. Peki sizin sevmediğiniz bir besin var mı? Yoğurt mesela atıyorum. Örnek veriyorum. Ya da yumurta. Bunu çocuğa hissettiriyor musunuz? Evet. Peki çocuktan yumurta yemesini bekliyor musun? Evet. Peki çocuk yumurta yiyecek mi? Hayır. Yemeyecek. Ve şu daha önce de söylemişimdir. Annenin damak lezzetiyle çocuğun damak lezzeti hemen hemen aynı oluyor. Ve bu embriyo anne karnında büyüyünce yani bu iş oluşuyor. Hatta daha ötesini söyleyeceğim. Çocuk beslenmesiyle ilgili bir şey söylemeden önce. Eğer bir çocuk planlıyorsa bir aile, anne ve babanın 6 ay öncesinde bütün vitamin, mineral eksikliğinin tamamıyla kan testleri yapılarak ortaya çıkarılması, sigara içiyorsa sigara içmeyi bırakması, alkol kullanıyorsa alkol kullanmayı bırakması ve mental olarak, fiziksel olarak buna hazır olması lazım ki o embriyonun sağlıklı bir gelişim göstermesine hizmet edelim. Veya işte doğduktan sonra eğer biz ek gıdaya geçiyorsak, işte çocuk
ağırlığının 2,5 katına ulaştı. Diyelim ki 3300 kilo bir çocuk doğdu. 3300 gram işte. Bu çocuk 7 kilo, 7,5 kiloya ulaştığı zaman ek gıdaya geçin diyoruz. Ben öyle söylüyorum, öneriyorum. Yani illa 6. ayda ya da 5. ayda başlayacağız diye bir kural yok. Ama ek gıdaya geçerken bu gıdaları biz çocuğa tanıtma amacıyla ek gıdaya geçiyoruz. Yoksa elzem olan anne sütü. Yani çocuğa ben 18 aya kadar emzirmesi taraftarıyım. Yani ek gıdayla birlikte koordineli bir şekilde gitmesi taraftarıyım. Çünkü anne sütünün verdiği o besin yararlılığını şu an hiçbir mama karşılayamıyor. Ve onunla ilgili çalışma var. Anne sütüne %100 benzetmeye çalışıyorlar ama benzemiyor. Çünkü hatta daha spesifik örnek vereyim. Örneğin elmadaki C vitaminini, yapay C vitamini arasındaki bir yararlılığa baktığımız zaman onu sağlayamıyor. Yani evet, bugün çok gereksiz görülen posanın aslında o vitaminin vücuttaki biyo yararlılığını arttırmada işlevini bilmiyoruz. Ve o yüzden şu yanılgıya düşmesin aileler. İşte nasıl olsa vitamin eksikliği olsa ben bunu takviyeyle kapatırım diye düşünmesinler. Bununla ilgili de konuşmuşum illa ki. Çocuklarda besin retli oluyor. 3 yaş, 5 yaş arasında besin seçimi, besin retleri oluyor. Buna çok ısrar etmemek lazım. Onun gelişimi üzerindeki etkisini anlatmak lazım ve çocuğun sabırla buna hazır olduğu dönemde özellikle. Yani çok agresif davranmadan ya da ona seçenek sunarken işte sebze yemiyorsa, brokoli varsa, lahana varsa o gün menüde brokoli mi yersin, lahana mı yersin? Yani üçüncü bir alternatifi siz ona seçtirmeden sanki o tercih ediyormuş gibi davranmanız lazım. Bu şekilde sebze alışkanlığı kazandırılabilir. Ve en önemlisi etiketi ve son kullanma tarihi olan ürünlerin hiçbirinin dolapta bulunmamasını istiyorum. Yani eve girmemesini istiyorum. Ya da işte abur cubur olayından bahsedersek işte cipstir, koladır, işte ice tea, enerji içeceği falan vesaire. Siz bunları içiyorsanız ya da kullanıyorsanız, yiyorsanız çocuğa da yeme demek çok anlamsız olur. O yüzden örnek teşkil etmek lazım. Ki bu davranış değişikliğine giden en önemli yol. Ve devamında yaş grubuna göre belirlenen kaloriler var. İşte 6 yaşındaysa 1600 kalori falan. Ergenlik çağındaysa işte 14-15 yaşında 2000-2300-2400 kalori erkekler için, kızlar için 2000 kalori. Sporsal bir aktivitede bulunuyorsa daha yüksek kalorili diyetler vermek lazım. Diyetten öte beslenme ölçüsü sağlamak lazım. Ve protein içeriğine dikkat etmek lazım. Ve olabildiğince basit şekeri çocukların sofralarından uzak tutmak lazım. Bunun içerisine bal da girer, pekmez de girer. Yani demirini sağlasın diye pekmez vermeyin arkadaşlar. Yani galon galon pekmez içse bile o siz o demiri demir depolarını dolduramazsınız. Ya bunun en iyi yolu kırmızı etten geçer. Kırmızı etle sebzeyi aynı anda vermek. Şimdi demir eksikliği oluyor daha çok çocuklar. O yüzden buraya değindim. Evet, evet. Yani sebzeli kırmızı et verdiniz ve süt ürünlerini biraz eğer çok yoğurt içecekse ya da ayran içecekse 1-1,5 saat sonra içmesini sağlayın. Kafeinli içeceklerinden uzak tutun. Yani çok çay, Nescafe, kahve gibi içeceklere alışmasını sağlamamaya çalışın yani. Bunları yapabilirsiniz. Yani çok basit şeyler ama ileride oluşabilecek büyük sağlık problemlerinden korur sizi ve çocuğunuzu. Örneğin balık yemiyorsa balık yağı verebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Omega 3'ü alması lazım. Bir de D vitamin eksikliğine dikkat edilmesi lazım. Eskiden insan vücudu, D vitamini demeyelim de D vitamini değil aslında, o hormon. Vücutta bir hormondu. Ama şimdi evrimleşen biyolojimiz, yani insan evrimleşti. Bu evrimi geçirirken de maalesef bazı vitaminleri sentezlememeye başladı. İlginçtir, C vitamini bile sentezleyen bir vücuda sahiptik eskiden. Ama şimdi değil. Şimdi mecburen dışarıdan bakımdayız. O yüzden yani olabildiğince natural beslenmeye dikkat etmekte fayda var. Annelere sabırlı olmasını istiyorum. Yani sabırlı olmasını öneriyorum. Biz de sinirleniyoruz. Benim de kızım var. Ve kızım yumurtanın sarısını yemiyor. Ama ben alternatif olarak ne sunabilirim diye düşündüğümde işte balıktan dil balığı. Bir şey? Ya işte dil balığı yedirmeye çalışıyoruz. Onu yiyor Allah'tan. Ha, iyi Allah'tan. Bir alternatif yiyorsa sıkıntı yok. İşte protein kaynağını biyo yararlılığı yüksek olan bir hayvansal üründen hangisini verebiliriz diye düşündüğüm zaman önümüze çıkan ilk seçeneği değerlendiriyoruz. Ya pek çok hastanede de şimdi diyetisyen oluyor. Yani hani gidip aslında danışabilirler evet. Yeme konusunda. Genelde tabii bizde her zaman söylüyorum hani hastalık ön planda olduğu için hani başka bir servise gitmek değil. Hani
aklına bile gelmiyor. Hani işte hematolojiye sürekli gidildiği için başka bir servis. Allah Allah, diyetisyen falan. Hani enteresan gelebiliyor ailelere. Yani niye gidelim ki falan. Ya işte orada şu var, şöyle bir kültür var. Örneğin Belçika'da, Finlandiya'da ya da işte birçok ülkede bu tarz beslenme eksikliğinde çocuk hekimiyle birlikte koordineli çalışan çocuk diyetisyenleri var yoğun bir şekilde. Evet. Şimdi Ona ben kendim, uzmanlaşmış yani. O konuda tabii uzmanlaşmış. çocuk diyetisyen, ben şimdi hem çocuk hem yetişkin ikisini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Çocuk hekimleriyle paslaşıyoruz. Özellikle obezitede. Yani obezite çocuk çok geliyor bana. Bazen de beslenme yetersizliğinden dolayı büyüme ve gelişmeyi yakalayamayan çocuklar geliyor. Ama çocuklardaki dirayeti ben yetişkinlerde göremiyorum mesela. O anlamda iletişim de önemli. Yani çocukla hangi tonda nasıl iletişim kurduğunuz önemli. Eğer çocuk bunu algılıyorsa ve anlıyorsa ya da bunu evet böyle olmalı diyorsa o iş bitiyor. Yani zaten zaman içerisinde bu düzeliyor. Ve geri dönüşler de böyle oluyor. Bu beni sevindiriyor, motive ediyor aslında bu anlamda. Yani temelde ülkemizde tabii buna yönelik eğitimler var. Beslenme eğitimleri falan okulda, birçok okulda oluyor sanırım. Özellikle toplum sağlığı merkezlerinden diyetisyenlere gidip eğitim veriyor. Ama bazen öğretmenler de büyük hatalar yapıyor. İşte ara öğün istiyorlar çocuklardan bazı beslenme saatlerinde. Bakıyorum mesela çocuğun listesine. İşte kek istemiş, meyve suyu falan istemiş. Yani olacak şey değil yani çünkü. Hatta hiç mi olmayacak? Olacak tabii. Çok da böyle şey, yani katı bir şey izlememek lazım. Ama olabildiğince az, yani bu tarz katkı maddelerin olduğu besinleri ya da evde hazırlansa bile şekerin olduğu bir besini çok fazla çocuğa tattırmamak lazım. Çünkü eğer çocuk doğduktan itibaren katı gıdaya geçtiğiniz zaman siz çocuğa tatlıyı, şekeri ya da işte içerisinde lezzet artırıcı maddelerin olduğu besinleri tattırırsanız çocuğun damak lezzeti o yönde gelişiyor. Sonra sen bu çocuğa Evet. ıspanak yedirmeye çalışacaksın, pırasa yedirmeye çalışacaksın. Olacak iş değil Nasıl yani. yedirmeye? Olmaz yani. Çok, özellikle yani brokoli, lahana falan bunlar sülfürlü gıdalar. Bunlar çok hem beyin sağlığı için çok önemli hem işte mitokondriden bahsedecektik, hücresel beslenmenin. Bunun Evet. için çok önemli. Yani vücudun diğer organlarını, işlevlerini yerine getirebilmesi için santrallerin çalışması lazım. Yani bugün siz elektrik olmadan dolabı çalıştırabilir misiniz? Çalıştıramazsınız ya da bilgisayarı falan vesaire. Ya da arabaya benzin koymadan arabanın gittiğini gördünüz mü? Yani bir enerji lazım ve bu enerjinin doğru kaynaklardan sağlanması lazım. Diğer türlü vücudun organlarının doğru çalışmasını bekleyemezsiniz. Bu bir bütündür yani. Bir ufacık bir yerdeki bir sorun size farklı şekilde yansır. Göremezsin, depresyona girersin, kulağın duymaz, konuşamazsın, zamanı gelir farklı bir nörolojik bir hastalığa yol açar. Yani bu çocukluktan nasılacak temelle ilgili bir şey. Yani sağlıklı beslenmeyi mutlaka takıntı haline getirmeden yalnız. Yani bazı aileler var, inanılmaz takıntı haline getiriyor. Kalorisini vermişim 1600 kalori ve 1500'de kalmış atıyorum. Anne geliyor hafta sonu bir hafta. Ya bu biz bu hafta hep 1500 dedik bir sorun olur mu? Ya o kadar takılmayın. Yani o Besinin kadar diğer da katı bir şeyi yok yani, kuralları yok yani evet, o kadar takılmamak lazım bunun. ama asgari beslenme koşullarını sağlıyorsanız, şimdi aileleri de anlamak lazım. Çoğu aile çalışıyor. Yani Evet. eve geldiği zaman yorgun oluyor. Bir sebze yemeği ya da işte bir türlü etli türlü falan yapmakta çok zaman alıyorsa onunla uğraşmak istemiyor. Hızlıca hemen bir makarna, işte yanına bir köfte, hemen bir ayran ya da kola, bitti bu kadar. Ya bunu yapmayın Özgür ama. bak diyor ki, nasıl brokoli lahana yenmez diyor. Muadil Muadili yok olarak ne mu verebiliriz? Patates kızartması. Patates kabuğu. diyor. Evet. Bu mudur ya? Yani Hakikaten pırasayı muadili evet. var mı bunların? Yani çünkü Muadil olarak ne yediremedikleri verebiliriz? ve Yani semiz otu verelim. Semiz otu iyidir. Ha evet, semiz otu Ona göç olabilir. falan içerir bazıları. Yani sarımsaklı da böyle yoğurtlu da olur. Yemeği de olur. Ya işin şakası bir yana da ben şuna inanıyorum. Yaratılan her şeyin bir işlevi vardır diye düşünüyorum. Tabii ki, Yani tabii ki. vücutta. Sarımsak ya da soğan ya da işte pırasa, brokoli bunlar lahana sülfürlü gıdalar. Sülfür de hücrenin çalışması için önemli bir element. Özellikle bizim vücudumuz için ATP üreten işte bu mitokondriler için önemli. Örneğin işte tahıl grubundan B vitamini grubundan olsun, işte tahıllardan elde edilen B vitamini, B1, B3, B6, B5 bunlar çok önemli. Yani bunların eksikliğinde
O an çok büyük böyle elzem şeyler çıkmayabilir ama sonrasında ileriki yaşlarda işte diyabet ortaya çıkıyor. Tip 2 diyabet çocuklarda çok fazla görülmeye başlandı. Evet. Son zamanlarda inanılmaz görülmeye başlandı. Şaşırıyorum hatta 5 yaşında 6 yaşında falan. Aileyi sorguladığın zaman genetikte annede babada yok, dedede falan yok ama çocukta var. Ya da insülin direnci çok inanılmaz yani. Çok fazla görülüyor insülin direnci çocuklarda. Evet. Göbek çevresinde yağlanma görüyorum. Yani 5-6 yaşındaki çocukların meme dokusunda yağlanma söz konusu oluyor. Hep sorguladığın zaman Bir çok şey hızlı bu tabii tüket. ki ya. Tabii çok hızlı bir beslenme kültürü edinmiş çocuk. Hızlı yiyor. Hiperaktivitesi çok fazla olan çocuklar var. Hatta bugün mesela otizmle ilgili böyle bir söylem var. Yani bağırsak Evet. florası ile ilgili bir durum olabileceği söyleniyor. Tabii üzerine çalışılıyor. Henüz tam ortaya çıkarılmış bir şey değil. Ama şu da var yani şarlatizmden de uzak durmak lazım. Yani şarlatan şeyler de var. Beslenme uzmanları falan da var. İşte şu çayı içersen, şu vitamini kullanırsan böyle olur falan. Yani bu değil yani. Dengeli bir şekilde hepsini vücudun ihtiyacına göre tüketmek lazım. Yani bunu nasıl sağlayabiliriz? İşte bunu olabildiğince doğal yöntemlerle sağlamak lazım. Ama eksikliği olursa ve hekim bunu öneriyorsa takviye de kullanmak lazım. Özellikle D vitamini anlamında bunu sağlayabiliriz. İşte balık yağını öneriyorum mesela çocuklar. 2 yaşını geçtikten sonra çünkü artık güneş ışınları da eskisi kadar vücutta D vitamini sentezi sağlamıyor maalesef. Evet. Atmosferde oluşan yıpranmalar ya da işte delikler sonucu atmosfer tabakasından geçen ultra veya ışınların vücuttaki yarattığı o dalgaların D vitamini sentezine katkısı eskisi değil gibi değil. Çünkü hava Bir de kirleniyor. bu pandemi sürecinde uzun süre güneşe bile Evet. çıkılmadı. Yani Evet. o daha da çok etkiledi yani çocukları. Evet kesinlikle. Yani balık yemeyen bir çocuğa ne yapabilirsiniz? Yani zorla ağzına balık tıkayacak haliniz yok. Onu zevkli bir hale getirebilirsiniz. Veya iştahsız olan çocuklar çoğunlukla oluyor. Onlara ne yapabiliriz? Onlar yemeğe oturmadan önce bir oyun, işte bir çocuğu bir aktiviteyle oyalamak. Onu hem iştah duyusunu arttırmaktan hem de yemeğe oturunca biraz daha sakinleşiyor ve tepkisel bir durum varsa ortadan kalkıyor. Ve en önemlisi yemek esnasında çocuğun tabletle, bilgisayarla ya da herhangi bir şeyle meşgul olmamasını, güzel bir sohbet ortamının yaratılmasını, hep beraber birlikte uzun bir yani yemek olması istiyorum. Yani 5 dakikada herkesin tüketip kalktığı bir masada çocuk da sağlıklı beslenemez, siz de sağlıklı beslenemezsiniz. Sabırlı olmakta fayda var. Yani biraz sabırlı olmak lazım. Hazza ulaşmak lazım. Gıdayı ağzına aldığın zaman tadına varmak lazım. Maalesef öyle değiliz artık yani. Ki bu şimdi özellikle çocukların bir yaptığı faaliyetler yani yemek haricinde ne bileyim işte çizgi film falan izlerken bir atıştırma ihtiyaçları oluyor ya. Evet. Böyle bazı çocuklarda özellikle o vardır. Sağlıklı atıştırmalık diyebileceğimiz neler var? Neler sunulabilir? Şimdi bu konuda aslında yağlı tohumlar ya da yağlı kuru yemişler dediğimiz işte bu ceviz, badem, fındık ülkemizde var yani. Bu anlamda şanslıyız. Meyve olabilir. Yani meyveler olabilir. Bir meyve işte bir elmanın yarısı, armutun yarısı bir meyve tabağı yapılabilir. Ama yalnız dikkat edilmesi gereken şu. Bir porsiyon meyveye karşılık gelebilecek kadar meyvenin verilmesi. Çünkü meyvede çok masum değil. Yani fruktoz var. Fruktozun fazlası da karaciğerde yağ yapıyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Bir de fruktoz insülinin salgılanmasını geciktiren bir şeker grubu. Basit şeker grubu. Ha, insülin salgısı yapmıyor demiyorum. Ama geç yapıyor ve o da sonradan pik yapan bir insülinle çocuğu karşı karşıya bırakıyor ve karaciğerde inanılmaz bir yağlanmaya ulaşabilir. Çok fazla aşırı tüketim olursa. Ceviz ve badem en çok önerebileceğim atıştırmalık grubu. Fındık olabilir. Yalnız bunlar çiğden. Hiçbir şekilde kavrulmamış. Ceviz kabuklu olarak anılsın. Hem çocuğun zihinsel faaliyetine katkısı olur. Omega 3 içeriyor ceviz. Yine fındıkta omega 6'nın yani bu linoleik asit dediğimiz bir asit var. O inflamasyonu önleyici bir asit. Onu içeriyor fındık ve Onun da kabuklu alınması doğru tabii herhalde. yani oksidasyonu önemsiyoruz yani okside olmaması lazım. Havayla ne kadar çok temas ederse uçucu yağlar bunlar şimdi. Omega 3 falan ve Evet, ceviz evet. uçucu bir yağ. Ceviz içi aldığın zaman o faydayı sağlamaz. Yani bu 6 ay önce, 7 ay önce, 8 ay önce toplanan cevizin ceviz içi olabilir yani. Paketli ürünlerde görüyorsunuz mesela Doğru, 1 doğru. yıllık ceviz var. Evet. Onun sana bir faydası olmaz. O sadece
Bağırsakta dış Biraz koyma tadını bile alırsın. yani bir şey yani bir tüketim Bağırsak aracı görevini olarak. bilerek gider yani diyorsun. Aynen öyle. O yüzden olabildiğince taze ve sağlıklı olanı almak lazım. Hani bunlar kavrulmuşuna 8-10 lira veriyorsan çiğine işte 10-11 lira falan verirsin. Belki daha az verirsin yani. Kabuklu olunca daha Evet. ucuz oluyor galiba. Pazardan alınca daha da az olabiliyor Evet. kabuklu olan. Yani 2-3 tane ceviz. Okula gidecek çocuk atıştırmalık bir şey istiyorsa, kahvaltıyı yapmadıysa, yanına bir çavdar ekmeğinden bir tost yapıyorsan işte beyaz peynir falan koyup bir tost yaparsın. Yanına bir meyve, 2-3 tane ceviz, süt verebilirsin, ayran verebilirsin, kefir verebilirsin. Veya öğle yemeği götürecekse bir soğuk sandviç yaparsın ama çavdar ekmeğinden yaparsın. İçerisinde bir tavuk, göğsünden yapılan köfte olabilir, normal kırmızı etten yapılan köfte olabilir. Veya işte kuru baklagilli bir salat olabilir. Çok da güzel. İşte hem sebzesel bir protein vermiş olursun, protein kaynağı vermiş olursun. Hem de çocuk sağlıksız bir besin almamış olur yani. Bu anlamda burada çok alternatif var aslında. Ama işte zahmet gerektiriyor, biraz uğraş gerektiriyor. Ailelerde anneler, babalar yoğun oluyor. Genellikle de işte anneanne bakıyorsa, babaanne bakıyorsa onlar da çok fazla bu konularda şey O oluyorlar. anam babam usulü falan tabii gidince bazen o yanlış olarak gidebiliyor önceki nesilden. Yanlış devam ediyor. Hani Evet. devam Ekmez ederek eklenip bal verip ballı süt. Ekmek gidiyor. direnci olan çocuğa ballı süt verip ondan sonra Pekmez bu içsin, çocuk. pekmez içsin ki kuvvetlenir. Bir de bizde mesela şimdi şey ya, kan hastalığı diye işte kansız bu. O yüzden pekmez verelim. O şey çoktur. Yani Evet. büyüklerin genel çözüm yolu işte pekmez verme. En işe yaramıyor ama. Domates bol bol işte domates yesin. Dalak alalım. Yani Şimdi hani domatesi yapıyorlar. yemesine, evet domates yesin. Domatesteki likopen kanseri önleyici bir madde. Yani bu Ama o kadar önemli. domates yiyemezsin ki yani o Ama senin tabii kaybettiğin kanı. kilolarca yok, hayır, domatesin kansızlığa bir faydası yok. Evet ya, ama işte o genelde o şekilde bize yaklaşılıyor yani, işte domates Yani yesin, şu kırmızı bir şey hani kan yapar mantığıyla hareket ediliyor. demirin sağlanabileceği bir besin olarak düşünüyor onu. Normaldir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, yani sebzesel ya da tahılsal protein yani şeyden ürünlerden gelen demir, non hem demir dediğimiz bir demir. Onun vücuttaki yararlılığı yani %40 %30. Ama kırmızı etten gelen hem demiri artı iki diğerlekli, onun biyo yararlılığı daha yüksek. Hatta siz işte etten, hayvansal gıdalardan olan demirle birlikte yoğurt yerseniz çok fazla etkilenmez. Ama sebze ya da diğer kuru baklagiller veya işte yemişlerden gelen demirden beraber bir süt ürünü tüketirseniz sıfıra iner. Hatta biz Sebze bunu var. geçen programda da vejetaryanlığı falan konuşmuştuk. Evet. O bağlamda Veganlar. konuşmuştuk meseleyi. Yani vegan ve vejetaryanlar hani nasıl, Evet. doğru mu yanlış mı diye bir konuşmuştuk. Sen zaten o zaman da fikrini beyan etmiştin bu konuyla Evet. ilgili de. Yani evet, çoğunda B12 vitamin eksikliği, demir Evet. vitamin eksikliği ve bunların çoğunu takviye olarak karşılıyorlar. Hatta onların bir tezi var. Yani biz nasıl olsa bunu takviye olarak alabiliyoruz. Ben demiyorum yani, bunda çalışmalar diyor ki ya takviye olarak alabilirsin ama diyor, senin hayvansal gıdalardan elde ettiğin demiri vücuttaki yararlılığı takviye olarak aldığından kat kat fazla. Çünkü o kırmızı etteki hemoglobin ya da işte demirin yanında bir şey var, işte miyoglobin atıyorum. İçerisindeki bir madde ama ne olduğu bilmiyorum. Bilmiyorum ya da ne olduğu bilinmiyor. Onun bir işlevi var orada. Yani elma örneğini vermiştim ya. İşte elmadaki posa leaf yani bunun o vitaminin vücutta kullanılabilirliğini arttırdığı biliniyor. Ama işte bunu laboratuvar ortamında üretilen takviyede maalesef yapamıyorlar. Yani anne sütüyle mama gibi. %100 benzeşlik olmuyor. Maalesef olmuyor. Yapamıyorlar. Yani teknolojik çok gelişmiş olabilir ama o biyolojik tanrısal bir şey, zenginlik mi diyeyim, ne diyeyim? Yani yok yani, olmuyor işte. Yani ileride olabilir belki. Evet, chat bölümümüzde de ben arada bakıyorum, göz atıyorum. Sürekli ticari kurslar açılıyor. Hani online beslenme koçu, işte yaşam koçu, bilmem ne Koç. koçu, işin acınası Evet. kısmı insanlar, bu insanlara para verip hizmet alıyor Evet. Evet, demişler ki maalesef. doğru. Yani bu gerçekten hani Türkiye'nin yarası. İşte bir şey popüler olduğu zaman, onun böyle bir sürü işte sertifika kursları açıldığı zaman iş
gerçekten artık sevimsiz bir yere doğru gitmeye başlıyor ve o işin profesyonelliği de yararı da azalıyor. Yani öyle de bir Evet. durum var Evet, maalesef. maalesef. Yani sen bu için hani okulunu okumuşsun kaç sene, işte bir sertifika programıyla 3-5 bilgi alan insan seninle kendini bir tutup işte o bağlamda bir şeyler yapıyor ve senden çok para kazanıyor bazıları. O da Evet. enteresan bir durum yani. Evet. Bazen düşünüyorsun tabii aynı yol yöntemi biz denesek acaba ne olur diye. Ama şu var yani insanların tabii bu tarz insanlara paye sağlamaması lazım. Bunu işin uzmanı olan birinden almaları daha elzem. Yani şu yönüyle söylüyorum. Çünkü bu iş sadece zayıflama işi değil. Tabii ki. Yani bu işin içerisinde fizyoloji var, biyoloji var, kimya var, işte beslenme biyokimyası var. Yani beslenme Tabii ki. biyokimyasının belirli alt grupları var. Yani biyokimya bilmeyen bir adamın işte sertifika ya da koçluk adı altında yaptığı zayıflama diyetleri falan vesaire. Bunlar kişide oluşturabilecek sağlık problemleri. Sonradan ya bu benden oldu demez yani. Ya da işte yapmasaydın ya da işte sonuçta özgür iradesiyle gidip başvuru yapıyor. Yani birilerinin zorlamasıyla gitmiyor biri Ha, zayıflamak için. Ya başarılı da olanlar vardır illaki mesela, ama onlar da başarı ekstra çok bilgi basit ya. Çok basit sahibi yani. ise eğer, Tabii. bu işle ilgili gerçekten çok okuduysa, araştırdıysa ve bunun üzerine bir sertifika programından bir şeyler aldıysa, ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama ki o da hani 4 yıl eğitimini almamış neticede gibi bakabiliriz meseleye. Ama yine de hani bilgi kirliliğini daha da arttırıyor. İnternet üzerinde onların yazdığı bir diyet İşte birilerinin karşısına çıkıyor. Yani bilip bilmeden yazdığı ya da oradan buradan aparma diyetlerle yani insanların bütün fizyolojisini de bozuyor. Kesinlikle. Ya çok önemli beslenme. Hani Yani şimdi yani. vücutta işte az önce dedik ya hani bu hücresel beslenme ilgili bazı işte onlara dem vurduk ama şu var yani. Evet. Meselede başarılı olabilir. Evet başarılı olur. Şöyle başarılı olur. Yani zaten bugün internete girdiğin zaman 1400 kalorilik diyet dediğin zaman çıkıyor. Bir örnek liste çıkıyor. Sen o 1400 kaloriyi yapabilirsin. Zayıflayabilirsin de. Hatta su orucu diyeti falan diye böyle enteresan diyetler çıktı şimdi son zamanlarda. Açlık orucu, açlık diyetleri falan Aralıklı ama oruç bilmem bir şeyler aralıklı falan. oruç var evet o yani bilimsel olarak uygulanamıyormuş ama onun örneğin kadın grubu uyguladığı zaman bu menstruasyon döngüsünü bozuyor. Sen bununla ilgili bu bilgiye sahip değilsen veya işte ne kadar süre uygulanabileceği ile ilgili bilgili değilsen ya da bir IBS'de işte irritable bağırsak sendromunda uygulaması gereken FODMAP diyetinin nasıl uygulaması gerektiğini bilmiyorsan ya da işte diyeti kapama açma daha birçok yani ülseratif kolit var bu işin içinde işte Tabii. divertikül falan vesaire bu tarz hastalıklar ya birçok hastalık var yani sadece zayıflama üzerine kurulu bir alan değil bu ya da işte koçlukla danışmanlıkla yapılacak bir uygulanacak bir alan değil yani bu işi ya da bu işle ilgili bir tavsiyede bulunacaksanız eğer insanlara şekerden uzak durmasını söyleyebilirsiniz. Yani bu anlamda başarılı olsun. Zaten bir insan hayatından fazladan tükettiği kalorileri şöyle düşünelim. Günlük bir tane çikolata yiyorsa ya da işte haftada 4-5 tane çikolata yiyorsa kafadan 1200 kalori gitmiş olur zaten. 7000 kalori de 1 kilo demek yani bu. 7000 kalori eksik oluştuğu zaman fazladan tükettiği kalorilerden 1 kilo vermiş oluyor. Bak zayıflamasına yardımcı oldum. Ama kalkıp da işin detayına girdiğin zaman çıkamazsınız işin içinde. Yani Herbalife'lar falan filan tüketen insanlar bana geliyor. Karaciğer enzimleri yükselmiş, böbrek fonksiyonları bozulmuş. Ama bir yıl sonra görüyor bunu. Veya işte 3 ayda kilo veriyor, ödem atıyor. Ya da ekmeksiz diyet yapıyor. Sonra diyor ki işte ekmek zararlı, ekmeğin beyazı zararlı. Evet, ben de onu savunuyorum. Ya da işte hangi tahıl grubundan beslendiğine bağlı şey. Ben hasta demeyelim, danışanlara ya da hasta olan gruba çölyak hastası değilse, yani çavdar ekmeğini öneriyorum. Çavdar ekmeğini yemesini tavsiye ediyorum. Ya da tip 2 diyabetlere falan vesaire. Ama kalkıp da işte ekmeksiz diyet verdiğim hastalar yoktur benim yani. Öyle bir şey yapmıyorum yani girmiyorum. Çünkü karbonhidrat da gerekli bir şey elzem vücut için. Hormonal işte hücre metabolizması falan giriyor ama hangisi? O önemli. Ya da ne zaman yemesi lazım? Hangi sıklıkta, hangi aralıklarla işte belirli bir saatin Hangi üzerinde miktarda? Tabii ki. 6.30'da 7'de ne yemesi lazım mesela? Bunu biliyorsa o koç tamam.
Amenna yapsın yani. Ha, evet yani evet biliyorsa yani. Yani yanlış bir kulaktan dolmaya da işte internetten bulduğu bilgiyle hareket ederse bu zaten zarar oluyor işte insanlara. Ya bu zararı da dediğin gibi sonradan görüyor. İşte karaciğer enzimlerin ortaya çıkıyor. İşte bilmem ne kan testlerinde ortaya çıkıyor ama bir sene sonra ortaya çıkıyor. O anlık ama işini çözdüğü için zannediyor ki yararlı bir şey. Ama uzun vadede bakmak gerekiyor beslenmeye. Evet. Ya yani onu bozmamak lazım. Bozarsanız toplayamazsınız. İşin ucu yine hücresel beslenmeye geliyor. O mitokondrisel döngü bozulduğu zaman o zaman çok problem yaşarsınız. Sakın böyle şeylere bulaşmayın. Bir uzmandan danışın. Yani bir uzmandan bilgi. Bir de şey, çok mide gazı olmasının sebebi nedir? Ne yemeliyiz bununla ilgili? Ya da ne yememeliyiz mi diyelim. Aa, yani. Sen mide gazı ile ilgili hepsine cevap olacaktır zaten söyleyeceklerim. Şimdi mide gazının sebebi aslında sindirim ve yazımsızlık problemleri kaynaklanan bir şey. Çok basit şeyler bunlar aslında, bunları çözmek. Örneğin çok hızlı yiyorsa, yani lokmaları çiğnemeden ya da az çiğneyerek yuttuğu zaman o kimus oluşuyor yani midede. Mide mekaniksel olarak bunları parçalıyor ya, asitle falan vesaire. Evet. O zaman bağırsağa direkt olarak giden o kimus içeriği, eğer çok fazla mekaniksel bir parçalama ya da mide onları asiditesi düşükse, mide asidi, özellikle proton bombası kullanan, yani şu şeyde mide asidini engelleyici, asit önleyici ilaçlar kullanan insanlarda bu çok olur. Ona dikkat etmekte fayda var. Yine bir gastroya falan sormak lazım. 2 haftadan uzun süre mide asidi önleyici ilaç kullandığınız zaman hazımsızlık problemleri baş göstermeye başlıyor. Yani dissepsi ya da distasyon dediğimiz olay gelişiyor. Burada önemli olan besinleri yerken iyi çiğnemek lazım ve hızlı hızlı yememek lazım. Özellikle mide gazı ile ilgili şikayeti olan insanın katı ve sıvı ayrımına dikkat etmesi lazım. Yani katı besinleri tükettiği esnada sıvı besinleri almamaya özen göstersin. Yani bir ayran içecekse, bu yemekten 1 saat 1,5 saat sonra, ya da su içecekse 45 dakika 1 saat sonra bunu yapmasını dikkat etmesi lazım. Ve özellikle basit şekerden uzak durması lazım. Yani şekerli gıdalarla. İşte bir makarnadır, pirinçtir, yufkalı bir ürün olabilir, mantı olabilir vesaire. Bu tarz ürünlerin çok fazla tüketmemesi lazım. Bunlar hem midenin iç yapısını bozmak, hem de bağırsak florasını bozmak. Bağırsak florası, ince bağırsak florası bozulduğu zaman ya da kalın bağırsak florası yararlı bakteriler yerine zararlı bakterilerin çok fazla arttığı bir durumda mide gazına da yol açıyor bu. Yani bu tipler birbirine. Ya da mide fıtığı varsa o... Ya da helikobakter falan gibi. Yani helikobakter onlarda... de olabilir. O yüzden pazardan ya da bir yerden aldığımız sebzeleri, meyveleri iyi yıkamak lazım. Yani sirkeli karbonatlı su. Önce karbonatlı suya koyup ondan sonra sirke eklemek lazım. Sirke koyup sonradan durulamak da pek bir işe yaramıyor. Bunlara dikkat etmek lazım ve özellikle narince grubu besinleri çok fazla akşama bırakmamak lazım. Yani portakal falan, mandalina yenilecekse bunları biraz daha gündüz saatinde veya azaltmak, yani çok fazla tüketmemek, gazlı içecekleri çok fazla tüketmemek, işte maden suyu bile olabilir yani çok fazla tüketmemek. Evet. Keza limon çok kullanmamak, o da bu tarz durumlarda rahatsızlıklar arttırmak. Kafeinli içecekler, çok fazla çay, Nescafe tüketmemek, olabildiğince ıhlamur ya da daha yatıştırıcı şey olan papatya falan kullanmak, çok aşırı tatlı ya da benzeri şeyler, işte salçalı yemekler, kızartmalar, bunlardan uzak durmak lazım. Ve kilo vermek lazım. Kilo ise egzersiz çok önemli. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi birkaç sorumuz daha var. Öncelikle bizim bir Ahmet Arif'imiz var. Yasemin Hanım'ın oğlu. şimdi o 5 yaşında 19 kilo. Vallahi hiç dağı hiç yok diyor. Kahvaltı yapmaz, öğlen yemek yemez. Sadece yatınca acıktığını hissediyor. O zaman yiyor. Doktora götürdük normal diyor ama o kadar iştahsız olması normal mi diye sormuş Yasemin Hanım. Evet. Normal mi? Kilosu normal. Yaşına göre kilosu normal ama boyunu bilmiyorum. Şimdi percentile'da boyunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Boyunu bir şeylik yorum yaparız. Boyunu da yazar normal herhalde. Bir şöyle... de aynı şekilde şunu da belki bağlayabilirsin. Hemofiller için bu genelde söylenen bir şeydir de K vitamini iyi geliyor diye bir şey vardır. Evet. Hani söylence vardır. Evet, evet. En çok ne de mevcut çocuklarımıza ne verelim evet demiş. Şimdi K2 vitamini fıtılaşma faktöründe özellikle hemofili B'lerde büyük bir görevi var. Yani işlevsel anlamda. Bu K vitamini en çok hayvansal gıdalarda sakatlıkta var. Yani karaciğerde mesela inanılmaz derecede var.
öneriyorum. Sakatat yiyin mutlaka. Eğer kolesterol ya da hiperlipidemi problemi çok yüksek değilse, yani çok böyle trigliserit yüksek değilse, 500 lira 600 lira değilse, bol bol çocuklarına yedirsinler. Ciğer yedirsinler. Dalak Evet, yedirsinler. 108 santimmiş bu arada boyu. Evet. İyi. Yani ideal. Şey değil. İdeal değil mi? Santılın üstünde. Bu anlamda K-vitamini ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde çok bulunur. İşte pırasa, ıspanak, işte dereotu, yani pırasa yemiyorsa ıspanak yemiyorsa dereotu, brokoli, Brüksel lahanası özellikle çok fazla içerir. Hem sebzelerde hem et grubu ürünlerde K-vitamini sakatatlarda çok fazla bulunmakta. Bunu yedirebiliyorlar aslında. Fazlasıyla almalarına yol açacaklardır. K-vitamini aynı zamanda D vitamini emilimini de sağlamakta. Ve aynı zamanda kalsiyum mekanizmasında da görev görüyor. O yüzden önemli bir mineral. Buna vitamin dikkat etmek lazım. Bu anlamda. Şimdi iştah durumuna gelince eğer çocuk çok fazla abur cubur yiyorsa ona bir dikkat edilmesi lazım. Yani tam böyle kahvaltı oturacak veya öğle yemeğine oturacak ya da akşam yemeğine oturacak. Ondan önce böyle bir meyve suyu, bir kola ya da işte bir Fanta ya da bir işte çikolata, gofret, şekerli bir şey yiyorsa o çocuktan maalesef iştah baskılanıyor. Bir de uyku düzenine dikkat etmek lazım. Çok geç yatıyorsa, 11'i geçiyorsa. Şimdi melatonin 9'da salgılanıyor. Melatonin dediğimiz hormon onarıcı görevi var. Aynı zamanda gece 9'da kortizol seviyesi düşüyor tamamen. Melatonin devreye giriyor. Çocuk uykusunu almazsa sabah çok geç saatte uyandığı zaman kortizolun yüksek olduğu saati kaçırıyor. Kortizol de sabah 6.30'da çok yüksek seviyede salgılamaya başlıyor. 11'e kadar sabah 11'e kadar giderek artıp sonra pik noktasını yaptıktan sonra gün içerisinde düşüyor. Yani en geç 10'a kadar kahvaltı yapması lazım çocuğun. Ve özellikle bir yumurta yapılacaksa, haşlanmış yumurtayı çok fazla yemiyorsa onu omlet şeklinde deneyebilir. Ya da pankek yapabilir. Veya işte peynirlerden kaşar yemiyorsa diğer peynirleri denemek lazım. Ya da o gün işte bir sebzeli börek olabilir, bir peynirli börek olabilir. Bu şekilde alternatifler geliştirebilir yani. Ama baharat da kullanılabilir. Çok da üstlenememek lazım. Ama abur cuburları falan dikkat etmek lazım. Yani oraya bir dikkat etsin anne. Abur cubur tüketiyorsa onu olabildiğince azaltmaya çalışsın. Ya da eve sokmamaya çalışsın. Abur cubur tüketmeyen çocuk yani o da öyle bir durum var ya, çok nadir. Azaltarak bunu tamamen ortadan kaldırmaya gidilebilir. Ama maalesef Hı-hı. günümüz çocukları biraz bu konuda inatçı. Ya de şimdi fast food her tarafta olduğu için, hadi şimdi çocuk da biraz diyelim ki anne baba bilinçli kurtardı, okul döneminde fast food'a Evet, dalıyorlar yani. Direkt. kantinlerde falan çok şey oluyor. Ya da okulun yakınlarında fast food ürünleri satan Evet. birçok yer var. Yani çocuğu uzak tutmak biraz zor gibi. Tabii zor. Bu kültürel bir şey ya. Yani çocuğu bunu aşılarsanız, yani hiç kolanın tadına bakmamış bir çocuk kola içmez. Veya işte hiç şeker tüketmeyen bir çocuk. Şeker istemez çok fazla. Evet, şimdi kardeşin de burada. Arkadaşlarımla şu an sizi dinliyoruz. Selamları var demiş. Sizlere ve sizlere Evet. sormamı istiyor. Abime sorabilir misiniz? Duysal yeme bozukluğu ile baş etmek için nasıl beslenmeli, nasıl yol izlemeli kişi? Ruhsal yeme bozukluğuyla baş etmek için önce bağırsağı beslemek lazım. Onun da yolu sebzeyi arttırmak lazım. Ben danışanlara şunu söylüyorum. Tabiri caizse inek gibi otlayın diyorum mesela. Gerçekte de öyle. Bir de probiyotik kullanmaya dikkat etmek lazım. Yani probiyotik bir örneğin yoğurt çok az probiyotik bakteri içeriyor. Ama içerisine atıyorum muz kattığınız zaman hem prebiyotik hem probiyotik oluyor. Veya işte bir sağlıklı bir ev turşusu yediğiniz zaman bağırsağınıza probiyotik yollamış oluyorsunuz. Veya probiyotik takviyesi alabilirsiniz. Yani probiyotik kullanabilirsiniz. Ama şu da gösterildi. Probiyotik kullanmak bağırsaktaki iyi bakterilerin oranını kısmi olarak arttırıyor. Geçici bir etkisi var. Yani 8 hafta kadar bir probiyotik anlamda bağırsaktaki iyi bakterileri 8-9 hafta anlamda baskın hale getiriyor. Ama sonrasında bakıldığı zaman yine eski düzenine dönüyor. O yüzden dikkat edin, yani bağırsak sağlığı çok önemli. Şimdi evrime bakıldığı zaman eski bizim atalarımızın bağırsak florası bize göre çok farklı. İsviçre'deki insanların bağırsak florası bize göre çok farklı. Japonya'da deniz yosunu yiyen Japonların bağırsak florası bize göre çok farklı. Beslenme Onların alışkanlıkları çok farklı zaten bölgesel. kesinlikle bağırsağınızı evrimleştirebilirsiniz. Bağırsağınızı evrimleştirirseniz depresyona girmezsiniz. Yeme davranış bozukluğu oluşmaz.
tatlı ihtiyacınız oluşmaz. Çünkü sen hücreni beslersen, hücre açlığı oluşturmazsan vücutta insülin direncine yol açmazsın. Yani insülin direncine nasıl yol açıyorsun? Sürekli nişastalı ürünü tüketirsen, sürekli insülini kana pompalarsan, peak seviyede olan insülin sürekli vücutta ve kanda yüksek seviyede olursa hücrenin duyarlılığını azaltmış olursun. Yani 10 ünitelik insülinle glikozu hücreye sokabilirken sen sürekli beslenme düzenini değiştirip nişastalı tatlı ürünler, işte beyaz makarna, işte fast food ürünler koladır ya da işte pirinç pilavı, makarna kolay olsun çabuk pişen ürünlerden tüketirsen o insülin salgısı bir zaman sonra hücrenin duvarına, yani hücresel metabolizmaya zarar veriyor. Sonra glikozu içeri sokamaz oluyor. Ondan sonra insülin direnci, sonra tip 2 diyabet oluşuyor. O yüzden buraya gitmemek çok basit aslında. Yani her öğünde bir sebze türü bir şey olsun. Yani salat olur, sebze olur. Özellikle kahvaltıyı sağlam yapsınlar yani. Sağlam bir kahvaltıyla başlasınlar güne. Böylelikle bir öğünde yiyecekleri 5-6 ya da 4 öğüne yayarlarsa ben en az 3 ana öğün öneriyorum. Hani ara öğünleri çok sıralı üzerine durmuyorum. Hani ihtiyaca göre yapılabilir. Sebze, meyve özellikle çok tüketilmesini öneriyorum. Yani bunlar yapıldığı sürece yeme davranış bozukluğunda da siz çözüm getirmiş oluyorsunuz. Yani önce bağırsağınıza iyi bakacaksınız, sonra bir bakacaksınız. 3 günlük bir beslenme günlüğü tutabilirsiniz. Ne yiyorum diye. Gerçekten evet. Benim söylediğim gibi mi besleniyorlar? Yoksa hayır ben çok iyi besleniyorum ama yine böyle bir durum var diyorsa o zaman bir mentalite sorunu olabilir. Yani bir psikiyatra görmek lazım. Evet. Artık en son oraya doğru gidiyor diyorsun. Sağlıklı besleniyorsa o zaman işin içinde başka bir şey vardır. Evet. Genelde mide sorunları mesela sağlıklı beslenenlerde bile varsa o genelde psikolojik oluyor zaten. Hani evet, stresten yani kaynaklı mide sorunu çok fazladır insanlarda. Bende de var mesela. Evet. Yani stresten kaynaklı. Kortizolu olabildiğince çok fazla salgılatmamak lazım. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Bir de şimdi genelde zaten çocukları falan konuştuk da bir de bizim yani biraz daha yaşı geçkin hastalar dediğimiz bizim grup diyelim. Hadi seni de dahil edeyim. Yavaş yavaş evet, geliyorsun tabii, bize tabii, doğru. Tabii. Bize doğru yaklaşan. Şimdi onlarda bir şey var. Bizde yüksek tansiyon sorunu çok fazla olduğu için yani hemofillerin birçoğunda çıktığı için evet. Hani bununla ilgili yemeğiyle ilgili bir önerin olacak mı? Ne evet, yiyelim, niye yemeyelim diye. Şimdi yüksek tansiyon hastalarında bir defa tuzu tamamen hayattan çıkarmalarını öneriyoruz. Ve devamında nişastalı ürünleri tamamen azaltmalarını öneriyorum. Yani olabildiğince lifli gıdalarla beslenmek. Polifenol içeriği olan sebzeleri, meyveleri, renkli sebzeleri ve meyvelerin tüketimini öneriyoruz. Bu aynı zamanda kolesterolü düşürüyor. Yani kolesterol, özellikle suda çözülen lifler, kolesterol vücuttan uzaklaştırma anlamında çok önemli. Hı-hı. Keza bunu tükettiğiniz zaman bu tarz bir beslenmeye geçtiğiniz zaman isterseniz tansiyon dolumun etkilerini göreceksiniz. Aynı zamanda kalp damar sağlığına etkilerini göreceksiniz. Ve balık tüketimi çok önemli. Küçük balıklar sardalya olabilir, işte hamsi olabilir. Bu anlamda omega 3'ün katkısı çok fazla. Kanın viskozitesini doğal yollarla azalttığınız zaman kanama yol açmıyor. Yani özellikle profilaksi alan hemofili hastalarında problem oluşturacağını düşünmüyorum. Yani bu balık yağı kullanırken dozajlarına dikkat edilirse hep bir problem olmaz. Çünkü profilaks alan hemofili hastalarının çoğu normal insanlar gibi hayatına devam ediyor. Haftada 2 defa, 3 defa doz uygulayan hemofili hastaları. Ve tuzlu besinler. Özellikle bazen tuzlu olduğunu bilmediğiniz besinler tüketiliyor. Örneğin kurabiye yerken içerisinde tuz olduğunu düşünmüyoruz ama tuz var. Ya da işte birçok katkı maddesi olan etiketli ürünlerin çoğunda tuz var. Yani günlük 6 gram tuz tüketmemiz gerekirken biz de onu 25-30 gram tüketiyoruz. Şu yanılgı da var, tansiyon ilacı içiyorum, tuzlu yiyebilirim diye düşünülüyor. Aslında tamamen tezat bir şey. Yani tansiyon ilacı dahi kullansanız tuzsuz yemek zorundasınız. Ya da tuzsuza yakın bir beslenme yapmak zorundasınız. Özellikle maden suyu içmemek lazım, işte çok fazla gazlı içerikler içmemek lazım, tatlı yememek lazım, şekerli gıdalardan uzak durmak lazım, kiloya dikkat etmek lazım, ideal kiloya yakın olmak lazım. Hem tansiyon açısından, hem kalp sağlığı, damar sağlığı açısından, hem de diğer organ, işte böbrek sağlığı açısından buna dikkat etmek lazım. Bol bol sebze, meyve, olabildiğince kompleks karbonhidrat tüketmek lazım. Kırmızı eti de çok fazla tüketmemek lazım bu anlamda. Haftada 2 defa en fazla.
Ve Ta doğru çeşitlilik gitmeden. lazım. Tabii. Aynen öyle. Yani her şeyi bir kararında yeme şeyi var tabii. Ama o kararı biraz da vücut herhalde belirliyor. Yani Tabii senin karar çok zor evet. metabolizmanla alakalı da bir şey var yani. Hani, Şimdi metabolizma kavramı çok geniş bir şey. Yani evet çok geniş. Yani orada bir dinlenme kişiselleştirilmiş bir durum. Hani bu beslenmede de söz konusudur tabii ki de. Evet, Ama evet. genel geçerli şeyler daha fazla galiba. Evet. Yani şimdi her insanın bir dinlenme anında bir metabolizması var. Ortalama işte 1200, 1300, 1500 kalori erkeklerde biraz daha fazla. Çünkü kas dokusu daha fazla erkeklerde. Kadınlarda biraz daha düşük kas dokusu daha az olduğundan dolayı. Biz kas dokusunu arttırdığımız zaman bu metabolizma hızını da arttırmış oluyoruz aslında. Biraz da şeye girelim. Konulardan hafiften biraz nasıl zayıflayabiliriz de böyle daha hızlı zayıflayabiliriz Biraz diye doğru düşünenler konuşalım, varsa. evet, Evet. sonuna doğru. Kas dokusu çok fazla arttığı zaman metabolizma hızı artmış oluyor ve enerji ihtiyacınız artmış oluyor. Dinlenme anındaki enerji hızı da arttığı zaman vücudun yağ yakım oranı daha fazla oluyor. Şimdi bizim en büyük dezavantajımız fiziksel aktiviteyi çok fazla yapamıyor olmamız. Yani özellikle aralıklı egzersiz programları var. Yani bir anda hızlanıp bir anda yavaşlanan işte yarım saatlik aralıklı egzersiz programları var. Bir de kas kitlesini arttırıcı yoğun tempolu işte şey, egzersizler var. Bunları yapan insanların metabolizmanı artıyor. Ama bir de besinsel yönüyle baktığımız zaman aşırı nişastalı besinlerle beslendiğin zaman metabolizma hızını yeni düşmüş oluyorsun. Temelde niye böyle? Mitokondriden bahsedecektim. Şimdi mitokondrinin asıl temel amacı bizim enerji santrallerimiz. Enerji üretiyor. Yani vücudu yeterince enerji sağlamadıkları zaman hormonal düzen bozuluyor. Ve bu sindirime de yansıyor. Bağırsağa da yansıyor. Depresyona kadar gidiyor işte dediğimiz gibi. Buradan mitokondrinin iyi bir şekilde elektron yani enerji üretmesi lazım. Bunu neyle sağlayabiliriz? Siz eğer örüntünde sağlıklı beslenme örüntüsü sağlayabilirseniz yani çok yönlü beslenmeyi sağlayabilirseniz buradaki bütün vitaminleri almış oluyorsunuz. B grubu vitaminleri almış oluyorsunuz. İşte bir çinko almış oluyorsunuz. Çinko bu konuda çok önemli. Keza Q-enzim, Q10, alfa lipoik asit. Bunlar hepsi enerji sisteminde birer görevli ajanlar. Bunu sağladığınız anda yani sebzenizi, meyvenizi, işte etinizi, balığınızı, yoğurdunuzu yediğiniz zaman dengeli bir şekilde beslendiğiniz zaman günlük almanız gereken bütün vitamin mineralleri aldığınız zaman bu çok iyi çalışıyor. Kilo da almamış oluyorsunuz. Doyduğunuzu da hissediyorsunuz. Hücrenizi de doyurmuş oluyorsunuz. Böylelikle beyinsel fonksiyonlar çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Leptin direnci oluşmuyor. Yani insülin direncinin yanında bir de leptin direnci var insanlarda. Bu da çok tehlikeli. Şu anda mı tehlikeli? Size doydum sinyali geliyor ama beyin bunu algılayamıyor. Çünkü hücrelerde leptine karşı bir direnç gelişiyor. Obezlerde leptin seviyesi çok yüksek olmasına rağmen obezlerde doyma hissi oluşmuyor. Bunu dikkat etmek lazım. O yüzden o yola giden taşları döşememek lazım. Yani dikkat etmek lazım. İyi niyetli hareketler bazen bizi olumsuz sonuçlara götürebilir. Bu anlamda egzersizi olabildiğince yapmak lazım ama şunu da unutmayın. Hani spor salonuna gidip egzersizi kastetmiyorum ben. Yani gün içerisinde temizlik yapıyorsanız kadınlar için, hemofili hastalar için de aynı şey geçerli. Bunu yarım saat yapıyorsanız yemekten 1,5 saat sonra 1 saate çıkarın. Ve şu çalışma yapılmış. İnsanlara egzersiz programı verip egzersiz yaptırmışlar. Bir de günlük aktivitelerini arttırmalarını istedikleri bir çalışma yapılmış. İkisi karşılaştırılınca düzenli egzersiz salon ya işte spor salonuna giden hastaların veya işte deneklerin daha az kilo verdiği görülmüş. Yani spor salonuna gidip egzersiz yapan, özellikle programlara gidip egzersiz yapan hastaların daha az kilo verdiği görülmüş. Diğer türlü biraz daha işin içine işte sevdiği egzersizleri yapan, işte bir tenis oynayan ya da işte bir bisiklet süren veya işte koşu yapan, yürüyüş yapan insanların daha fazla kilo verdiği görülmüş. Yani eve biraz Evet. daha uzun bir yerden yürümek de bir arttırmak işte egzersizi yani. Kesinlikle yani gün içerisindeki aktiviteyi artırmak da Evet. önemli olan egzersiz bu. Kastettiğimiz bu ziyade bir durak öncesi, hep klişe şeydir ya bir durak öncesi. İşte Evet. markete gideceksen sen git, gidecekse çöp Biraz atıp uzağa geçeceksen git ha. ya da bir Ya da sonraki daha markete. uzak kesinlikle ya da işte temizlik yapacak ya yarım saat değil de 1 saat yap.
atıyorum. Bizde zaten şimdi kışın şişip yazın inme durumu var. Hani evden çıkamıyor kışın millet. Evet. Kar falan yağdı, bilmem ne oldu falan. İyice millet eve kapanmıştı. Orada da bir hani insanlar biraz daha yiyelim. Nedense böyle bir şey var hani. Psikolojik olarak hani yiyelim. Sıkılıyor, sıkıldıkça yemeyemiyor. Çünkü stres otonom sinirini çalıştırıyor. Parasempatik sistem devreye giriyor. Gevşiyor, evet. Gevşedikçe yemeye çalışıyor. Bir de en önemlisi yemekleri lütfen tek yalnız yaşayanlar veya obez olan iki kişi ise bunlar birlikte yapsınlar. Yemek yaparken eşine yardımcı olsun veya işte beraber yemek yapsınlar. Yani o haşır neşir olsun o gıdalarından. Böylelikle daha az yiyeceklerdir ve daha fazla kilo vereceklerdir. Ona dikkat etmekte fayda var. O da güzel bir yöntem aslında. Yani hani yaparken doydum olayı vardır ya yemeği. Ruhu doyuruyorsun. Benden şey istiyorlar, takviye istiyorlar. Ya işte biz bunu yapmadım da işte yeşil çay içsem kilo verir misin? Kardeşim yeşil çay içersen kateşinden dolayı yardımcı olur. Yani daha önce de söylemişimdir. Hiçbir takviye direkt yağ yakımına yardımcı olmaz, bunu söyleyeyim. Ya pul biberi yesem, evet pul biberde kapasitesi maddesi var. O da yağ yakımına dolaylı olarak yardımcı oluyor. Ya da işte Coenzyme Q10 kullansam evet enerji metabolizmasını harekete geçiriyor. Yardımcı, L-karnitin kullanın diyorlar mesela. Ya L-karnitin yağı zaten senin vücudunda doğal sentezlenemiyor mu L-karnitin? Sporcu değilsen eğer bunun çok fazlasının kalp krizine yol açtığını bilmen lazım. Evet. Neden? Çünkü dışarıdan müdahale ettiğin zaman o yağ taşımını sağlayacak olan bu ajanı çok fazla arttırdığın zaman hücreleri işte az önce dedim ya takviyeler duyarlı çok fazla olmuyor maalesef. Lekanitinle dışarıdan yapay bir müdahale ettiğin zaman o hücrenin metabolizmasını sen bozmuş oluyorsun. Gerek de yok zaten. Yani sağlıklı dengeli beslenir zaman zaten bu geliyor. Ardından geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Orada dengeyi sen başka bir şeyle zorlamış, bozmuş oluyorsun yani. Daha da olmuyor mu? Dengeyi kendin oluşmaya çalışıyorsun ama hepsini bir anda şöyle bir avuç hap içerekten bunu sağlayamazsın. Aynen öyle. O yüzden dikkat etmek kafayla. Yani yemeği birlikte yaparsan ruhun doymuş oluyor. Bir yemek hazırlamanın zevki var. Tabii ki. Ve bunlar da hep üzerine çalışılmış şeyler. Daha az tüketiyorsun. İşte sohbet edersen sofrada daha yavaş yemiş oluyorsun. Çiğneme faaliyetini artırmış oluyorsun istersemez. Öğütülmüş bir besini sindirmek midenin daha kolayına gelir. Bununla doymuş oluyorsun. Yani insanın doygunluk hissi 20 dakikadan sonra oluşuyor. Evet, 10 dakika içerisinde yersen sen doygunluk hissine ulaşamazsın. Sonrasında yine gezinirsin. Alışanların en büyük sorunu odur ya. Hani hızlı hızlı yemek zorundadır falan. İşte biraz da başka şeylere vakit kalsın, muhabbet edelim, dışarı çıkalım diye. Öğlen yemeğini böyle hızlı yemekten dolayı o alışkanlık haline gelir. Akşam da öyle yemeye devam eder. Yani. Kesinlikle. Bir davranış, işte davranış şekillerini değiştirmek bunlarla başlıyor. Evet, evet. Bunu oturttuğunuz sürece göreceksiniz, zayıflayacaksınız. Hiç zayıflama programına öyle gerek kalmayacak. Kalori hesabına da gerek kalmayacak. Evet. Yani bunu yapmak da gerek lazım. Olmuyor, doğru söylüyorsun. Evet. Vallahi çok güzel program oldu Mesut. Yine yani çok aydınlatıcı bilgiler verdin. Geçen programda da çok güzeldi gerçekten. Hani izlemeyenler varsa izlesinler arkadaşlar. Hani programlar orada duruyor. Çok güzel şeyler konuştuk yine. Vallahi ağzına sağlık. Senin ekleyeceğin başka bir şey yoksa ufak ufak kapatalım. Ben öncelikle herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ama lütfen bu ben olayım ya da başka birisi olsun. Bir şey yapmadan önce özellikle çocuklara ilgili söyleyeceğim. Anneler bir uzmana danışsın. Yani akıllarına göre ya da işte internette okudukları birkaç pasaja göre vitamin falan kullanmasın. Vitaminler öyle sanıldığı kadar masum şeyler değil. Özellikle B grubu vitaminler kullanırken dikkat etmekte fayda var. Çocuklarına bol bol sebze yedirmeye çalışsınlar. Atıştırmalık olarak evde kendi hazırladıkları yiyecekleri vermeye çalışsınlar. Ve son kullanma tarihi olan, etiketi olan ürünlerden uzak tutsunlar. Taze, yeterli, ulaşılabilir yiyecekleri sağlarlarsa çocuklarına sağlıklı birer genç olacaklardır. Ve hepsinin zihni çok parlak olacaktır. Çok sağlıklı olacaktır. Dikkat etsinler buna. Ama çok da baskı kurmamak lazım. Bazen ufak tefek kaçamaklar olacaktır. Organik ve sağlıklı, evet, organik ve sağlıklı besleneceğiz diye de kendilerini paralamasınlar. Olabildiğince bunu asgari şekilde sağlamaya çalışsınlar. Yapabilirler. İzmir'de, Ege'de yaşıyoruz. Ege'de sebzenin meyvenin bol olduğu bir yer. Yani sebze meyve birçok şeye göre çok ucuz. Yani bir şeye para verirken hiç dikkat etmeyiz ama sebze falan alırken çok pahalıdırız. Ama aslında onun bizde yarattığı yararlı diğer şeylere göre çok çok fazla. Balık yemeği özen göstersinler. Şeyler daha pahalı aslında yani baktığımız zaman. Tabii çok konforlu. Ya bu
insan için çok konforlu, yani aşırı konforlu şeyler değil bunlar. Zaten askeri elzem olarak karşılanması gereken şeyler. Ceviz, badem mutlaka yedirmeye çalışsınlar. Çocuklar için söylüyorum. Ve fiziksel aktivitelerine dikkat etsinler. Hemofili hastası çocuklar biraz bu konuda dezavantajlı ama artık tedavi yöntemleri çok gelişti. Eski zamanlardaki gibi değil. Faktör ulaşım daha kolay. Aktivasyonlu yani hareketli bir çocuk olmasına dikkat etsinler. Çok fazla tablet, bilgisayar ya da oyunlarla beraber yiyecekleri aynı anda tüketmelerini sağlamasınlar. Yani dikkat etsinler buna. Bunları yaptığı sürece bir sorunla karşılaşmaz. Büyükler için de hemen hemen her şeyi söyledik. Bunlar benim söyleyeceklerim. Sana da teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğin için. Valla biz teşekkür ederiz. Valla sen arada bir gel böyle. Valla bizim içimize su serpiyorsun. İki Hem senede güzel bir farklı şeylerle. bilgiler veriyorsun. Evet. Biz perşembeleri buradayız nasılsa. Sen de müsait olduğun Evet. zamanlarda. İnşallah, Hani bir de inşallah. biz yine böyle yaza yakın bir zamanda yapmıştık seninle programı. Evet. Hani kilo verme açısından söylediğin şeyler son bölümü baştan bir daha alıp alıp gidecek arkadaşlar olabilir. Hani çünkü yazın plaja gittiği zaman işte göbeği olmasın işte vesaire işte Evet. bikinime sığayım Evet. şeyi olan insanların özellikle dikkat etmesi gereken şeylerden bahsettim. Yani bunu tabii aylar öncesinden başlamış olmaları gerekiyordu. İki ay Yani şu an içerisinde geç kalınmış değil aslında. Bu Mart'tan başlamışlar. Mart'ın sonu gelsin. Nisan, Mayıs 2 ay. Yani 2 ayda yani 4-8 kilo maksimum verebilirler. iyi, 8 kilo güzel. Yani verebilirler. 4 kilo güzel bence. Çok da Evet. fazla Gayet zorlamayın. güzel. Bir ayda 10 kilo vereceğim falan diye. Yok, öyle bir şey Valla yapmasınlar. yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Bu işin uzmanından dinlediniz. Hem hemofilik hem diyetisyen hem hücreyle alakalı bir sürü şey söyledi. Artık daha kimi dinlersiniz ben bilmiyorum arkadaşlar. Bizi çok iyi tanıyan ve işinde çok uzman bir insan konuştu Estağfurullah. burada. Estağfurullah. Gerçekten hani bu programı inşallah zaten sonradan izlenmelerimiz çok daha fazla oluyor. Bazıları tabii bu saatlerde dizisi olan var, yatan Evet. uyuyan var falan. Karışık oluyor ama sonradan izleyen çok oluyor. Yine sonradan izlenecek çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim sana. Ağzına Ben sağlık. teşekkür ederim. Naçizane bir faydamız olduysa ne mutlu bana. Her zaman, her Bu zaman faydalı olursun. hemofili ailesine bir faydanız olduysa çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi Sağ akşamlar. olun ve iyi günler diliyorum herkese. Görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Dikkat edin kendinize.